Bu dünyanın en güçlü ve en güvenilir para birimi. Bir Amerikan doları. Ama bu Kuveyt dinarı Amerikan dolarından tam 3 kat daha değerli. Aynı zamanda Amerikan ekonomisini geçmek üzere olan Çin'in para birimi Yuan, Amerikan dolarından 6 kat daha değersiz. Bu yüzden bir ülkenin parasının değeri, ekonomisinin iyi ya da kötü olduğunu söylemek için tek başına yeterli değil. Peki Amerikan doları neden tüm dünyanın kullanmak zorunda olduğu bir para birimi? Bu sorunun cevabını bilmeden bugün yaşananları anlamak mümkün değil. Çünkü 50 yıldır ilk kez tüm dünya Amerikan dolarının hakimiyetini tartışmaya başladı. Herkes bunu Ukrayna'yı işgal ettiği için Rusya'ya uygulanan yaptırımların bir sonucu olarak yorumlasa da hikaye aslında daha eskiye dayanıyor. Çünkü IMF'ye göre devletlerin doları olan talebi son 25 yıldır azalıyor ve bugün en düşük seviyede. 1999'da doların yabancı döviz olarak dünyadaki payı %71 iken bugün %59'a kadar düşmüş durumda. Bu şu anlama geliyor. Devletler her geçen gün dolara daha az güveniyor. Başta dediğim gibi, dolar yıllardır en güçlü para birimi ve bunun sebebi de doların en güvenilir para birimi olması. Evet, Amerikan Merkez Bankası 1913'te kuruldu ve 2008 yılına kadar sadece 1 trilyon dolar bastı. Ancak 2008 krizinden ve salgından sonra o kadar çok para bastı ki para miktarı 9 trilyon dolara yaklaştı. Başka bir para birimi bu kadar basılsaydı paranın miktarı arttığı için değeri düşer ve enflasyon oluşurdu. Ama Amerikan doları sınırsızca basılmasına rağmen 40 yıl boyunca enflasyon oluşmadı. Dahası Amerika dünyanın hem en borçlu devleti hem de en büyük ticaret açığına sahip. Yani Amerika yıllardır kazandığından daha çok harcıyor, açık verdikçe borçlanıyor ve borçlandıkça daha çok para basıyor. Tüm dünya Amerikan dolarını kullanmayı tercih ettiği sürece bir sorun yoktu. Amerika 40 yıl sonra ilk kez enflasyonla karşılaştı ve devletler dolara alternatif aramaya başladılar. Peki ne oldu da bütün dünya Amerikan dolarını kullanmaya başladı ve ne oldu da bütün dünya Amerikan dolarına bir alternatif arıyor? Küresel düzeyde yeni bir dünya düzeni inşa ediliyoruz. Daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz. Amerikan dolarının hakimiyeti bilinenin aksine 2. Dünya Savaşı'ndan önce başladı. ABD Başkanı Roosevelt 1933'te bir kararname imzaladı ve Amerikalıların fiziksel olarak altın bulundurması yasaklandı. Yani Amerikan doları ilk önce Amerikan halkına dayatıldı. Amerika 2. Dünya Savaşı'nda müttefiklerine verdiği borçları altın olarak geri istedi. Savaş bittiğinde ABD'nin altın rezervleri 20 bin tonun üzerindeydi. Şu an sahip olduğu altının 8 bin ton olduğunu düşünürsek ABD'nin o zamanki gücü daha iyi anlaşılır. Yani dünyadaki altının 4'te 3'ü Amerika'nın elindeydi. Anlaşmaya göre 1 ons yani yaklaşık 30 gram altın 35 dolara sabitlenirken diğer ülkelerin para birimleri de Amerikan dolarına sabitlendi. Yani bütün ülkeler ticaretlerinde dolar kullanacaktı ama Amerika'ya gelip ellerindeki dolarları verdiklerinde sabit fiyattan altın alabileceklerdi. Amerika bu gücü savaş sonrası dünya ekonomisini inşa etmek için kullandı. 1944'te savaşın galibi 44 müttefik devlet Amerika'nın Bretton Woods kasabasında bir araya geldi ve Bretton Woods Anlaşması'nı imzaladı. Altın standartına göre Amerika elindeki altın miktarı kadar para basabiliyordu. Ama 1960'lara gelindiğinde Marshall yardımları, Vietnam Savaşı derken Amerika'nın harcamaları çok fazla arttı. Buna altın standartı adı verildi. ABD 1960'lara gelmeden ticaret açığı vermeye başladı. Yani diğer ülkeleri ihraç ettiğinden daha fazla malı ithal ediyordu. Almanya ve Japonya ticarete rekabeti artırınca Amerika bu ülkelerden para birimlerinin değerini artırmalarını istedi. Almanya ve Japonya'nın parası ne kadar değerlenirse ihracat yapmaları o kadar zorlaşacak ve ticarette geri kalan Amerika bu ülkelerle rekabet edebilecekti. Ancak Almanlar ve Japonlar ihracatlarını yüksek tutmak için paralarının değersiz kalmasını ısrar ettiler. İlginçtir, bugün para biriminin değer kaybetmesi olumsuz algılanırken Almanya ve Japonya üretim devi olmalarını o günlerde paralarının değerini düşük tutmalarına borçlular. Biz hikayemize geri dönelim. O günlerde Amerika'nın en büyük bankası Chase Manhattan'ın başkanı David Rockefeller, ABD Kongresi'ne bir mektup gönderdi ve gerekiyorsa altın standartının sonsuza kadar kaldırılabileceğini söyledi. Ve doların rezerv para olmasını bahane ederek olması gerekenden daha fazla dolar bastı. Altın miktarı sabitken dolar miktarı artıyordu. Aslında doların altına göre değer kaybetmesi gerekiyordu ama altın standartından dolayı değeri yapay olarak sabit kalıyordu. Bu durum diğer ülkeleri endişelendirmeye başladı. Çünkü bu ülkeler ellerindeki doları getirip altın talep etseler, Amerika'nın bunu karşılayacak kadar altın rezervi kalmamıştı. Aileye ait petrol şirketi Standard Oil'ın baş ekonomisti 1967 bir makale yazdı. Makalede altın standartının kalkması gerektiğini savunuyordu. Çünkü ülkeden dolar çıkışı oldukça Amerika ödemelerinde açık veriyordu.
ABD hükümeti bu açıkları önlemek için sermaye kontrolleri uygulamaya başladı. Bu kontroller, Amerikalı bankaların yurt dışına dolarla borç vermesini engelliyordu. Bu yüzden Rockefeller gibi bankacılar, doların altınla bağının koparılmasını savundular. Aynı zamanda bankalar, sermaye kontrollerini aşmanın bir yolunu bulmuştu. Amerika dışında banka şubeleri açıp, orada özgürce dolar cinsinden borç vermeye başladılar. ABD hükümeti bu borçlara engel olamadı ve dünyadaki dolar miktarı daha da arttı ve dolar daha fazla değer kaybetti. Rockefeller bu sırada boş durmuyordu. Rockefeller'a ait petrol şirketi Exxon, rekor kar elde ederek dünyanın en büyük şirketi haline gelmişti. Böylece Rockefeller gibi bankacılar, özgürce dünyanın her yerine dolarla borç verebilecekti. Bugün diğer para birimlerine yapılan spekülasyonlar, 1960'larda Amerikan dolarına karşı yapılıyordu. Dolar sürekli değer kaybettiği için, dolara karşı işlem yapmak, Avrupalılar için çok karlı bir spekülasyon haline geldi. ABD Başkanı Nixon, doların üzerindeki baskıyı kökünden halletti. 15 Ağustos 1971'de altın standartını tek taraflı olarak iptal etti. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Doların altınla bağı koparılmıştı. Yani Amerika sınırsızca dolar basacak ve dünyaya gönderecek ama diğer ülkeler ellerindeki doları getirip altın talep edemeyecek. Altın standartı iptal edilse de sabit kur uygulaması devam ediyordu. Yani diğer para birimleri hala Amerikan dolarına sabitti. Amerika yine gücünü kullandı ve dünyanın en büyük 10 ekonomisini 1971'in sonunda bir araya getirdi. Amerika doların değerini bir miktar düşürecek, Avrupalılar da kendi paralarının değerini arttırmayı istemeseler de kabul edeceklerdi. Yani Amerika ihracatta avantajlı olacağı bir konumu diğer ülkelere dayatmıştı. ABD altın standartından kurtulmanın verdiği özgürlükle o kadar çok dolar basıyordu ki hem ticaret açığı hem de devlet borcu rekor seviyeye ulaştı. Amerikalılar dahice bir fikir buldu. Hem istedikleri zaman dolar basabilecek hem de istedikleri kadar borçlanabileceklerdi. Nasıl mı? Petrodolar sistemiyle. Yani tüm dünyada petrolün yalnızca dolarla satılması. Bunun için yine milyarder David Rockefeller devreye girdi ama bu kez bankacı olarak değil, dünyanın en büyük petrol şirketinin sahibi olarak. 1973'ün Ekim ayında başlayan Arap-İsrail Savaşı, petrol şirketleri için inanılmaz bir fırsat doğurdu. Çünkü petrol üreten Arap devletler, İsrail'i destekleri için Amerika'ya ve Avrupa'ya petrol ambargosu uyguladı. 1970'te yaklaşık 2 dolar olan petrolün varili, ambargo ile birlikte 3 katına çıktı. Ama petrol krizinin küresel ekonomiye öyle bir etkisi oldu ki, o zamandan beri bütün dünya Amerikan dolarını kullanmak zorunda. Petrol üreten Arap devletlerin elinde çok fazla petrol geliri birikmeye başladı ama bu parayı kullanabilecek gelişmiş bir ekonomileri yoktu. Aynı zamanda petrol fiyatları çok fazla arttığı için petrol tüketen ülkelerde petrolü alacak nakit parayı bulamıyorlardı. Çözüm ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'dan geldi. Kissinger, petrol üreten ve tüketen ülkeler arasında petrol gelirlerini dağıtacak bir mekanizmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Mekanizmaya göre petrol üreten ülkeler ellerinde biriken dolarları yani petrodolarları Amerikan bankalarına yatırıp değerlendirecekti. Amerikan bankaları da bu dolarları alıp petrol tüketen ülkelere borç olarak verecekti. Yani iki tarafta kazanıyordu ama en çok kazanan David Rockefeller'dı. Hem petrol gelirleri hem de bankasına yatırılan petrodolarlar artmıştı. Hatta bankalara o kadar çok petrodolar yatırılıyordu ki Rockefeller ticari bankaların bu işi tek başına yapamayacağını söylüyordu. ABD hükümeti bir gün sonra Rockefeller'ın yardımına koştu. Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Suudi Arabistan'a gitti ve Prens Fahd'la bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın detayları birkaç ay sonra Kissinger'a gönderilen gizli telgrafta ortaya çıktı. Suudiler petrol gelirlerini sadece Amerikalı bankalara değil, aynı zamanda Amerikan hazine kağıtlarına da yatırmayı kabul etmişlerdi. Yani Suudi Arabistan, sürekli borçlanması gereken Amerika'ya her ihtiyaç duyduğunda borç vermeyi kabul etmişti. Anlaşmanın en önemli detayı şuydu. Suudiler petrolü sadece Amerikan dolarıyla satacaklardı. Bu karar doların bugüne kadar en güçlü para birimi olmasını sağladı. Çünkü bütün ülkeler petrol kullanmak zorundaydı. Eğer petrol bütün dünyada dolarla satılırsa, bu ülkeler petrol alabilmek için dolara da sahip olmak zorunda kalacaktı. Yani ülkelerin petrol talebi arttıkça dolar talebi de artacak ve doların değeri hiçbir zaman düşmeyecekti. Bu yüzden Amerika 50 yıldır sınırsızca dolar basmasına rağmen bu paralar enflasyonu yol açmadı. Amerika ne zaman dolar talebi düşse petrol fiyatlarını artıracak ya bir savaş çıkardı ya da savaşın taraflarını destekledi. Böylece Amerikan dolarına talep hiç azalmadı. Ta ki 2008 krizine kadar. 2008 krizinden sonra Amerikan dolarına güvenmeyen Çin, Rusya, Hindistan ve Türkiye gibi ülkeler dolara karşı önlem almaya başladılar. Bu ülkeler 2008 krizinden sonra dolar rezervlerini azaltıp altın rezervlerini önemli ölçüde artırdılar. Belli ki bu güçler doların çok fazla ömrünün kalmadığını düşünüyorlardı. Çünkü Amerika 2008 krizinden sonra o kadar çok para basmıştı ki doların bir süre sonra değerini kaybetmesi kaçınılmazdı.
2020 yılında başlayan koronavirüs salgınıyla beklenen gerçekleşti ve küresel ekonomi büyük bir krizin eşiğine geldi. ABD krizi atlatmak için geçen 100 yılda bastığı paranın tam 3 katını salgından sonra bastı. Bu kadar paranın kısa sürede basılması enflasyonu yıllar sonra ilk kez arttırdı. Salgının etkileri tam geçiyor derken Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi küresel enflasyonu 40 yıldır görülmemiş seviyelere çıkardı. Yani Amerika artık doların değerini düşürmeden özgürce dolar basamayacaktı. Doların hakimiyetini sorgulatan asıl şey Amerika'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması oldu. Yaptırımlarla Rusya'nın 300 milyar dolardan fazla rezervi kullanılmaz hale geldi. Rusya ve Türkiye gibi devletlerin 2008 yılından beri altın rezervleri neden arttırdığı da anlaşılmış oldu. Küresel medya, doların küresel hakimiyetinin risk altında olduğunu, hatta tek rezerv para olmaktan çıkabileceğini yazmaya başladı. Ki aynısını ABD Merkez Bankası Başkanı bile söyledi. I suppose it would diminish our status as the reserve currency. It's also possible to have more than one large reserve currency, and there are there have been times when that was the case. Beklendiği gibi oldu. Rusya yaptırımlara karşı petrol ve doğalgazının sadece kendi para birimi rubleyle yapacağını ilan etti. İlginçtir, Amerika'nın 50 yıldır uyguladığı petrodolar sisteminin aynısını Çin 2018 yılında duyurmuştu. Yani petrolün yuanla satıldığı petrodolara benzeyen bir petro-yuan sistemi. Çin aldığı petrolün ödemesini yuanla yapacak, elinde yuan biriktiren ülkelerde isterse bu yuanları Çin'e getirip altın talep edebilecekti. Çin petro-yuanı ilan etse de bugüne kadar yaygın olarak kullanılmadı. Çünkü böyle bir sistem yuanın değerini artırıp Çin'in ihracatını düşürecekti. Ama bugün doların tahtı sallandıkça petro-yuan tekrar gündeme gelmeye başladı. Kaderin bir cilvesi Amerika petro-doları Suudi Arabistan'ın yardımıyla başlatmıştı. Aynı Suudi Arabistan bu kez Çin'e sattığı petrollerin ödemesini dolar yerine yuanla almayı düşünmeye başladı. Zaten IMF'nin yayımladığı rapor tüm dünyanın dolara duyduğu güvenin azaldığını gösteriyordu. 1999'da devletlerin merkez bankalarındaki dolar rezervi toplam rezervlerin %71'ini oluştururken bugün sadece %59'unu oluşturuyor. Yani her geçen gün devletler Amerikan dolarından uzaklaşıyorlar. Bunun en haklı sebeplerinden biri doların satın alma gücünün 100 yıldır azalıyor olması. 2022 yılındaki 100 dolar 1913 yılındaki 3 dolara eşit. Yani Amerikan doları 100 yılda neredeyse %100'e yakın alım gücünü kaybetmiş. Tüm bu anlattıklarım dolar merkezli küresel ekonominin doğal sınırlarına ulaştığını gösteriyor. Bunun dışında doların geleceğiyle ilgili planları olanlar da var tabii ki. Örneğin küresel sermaye. Koronavirüs salgınından sonra IMF Başkanı bir makale yazdı ve yeni bir Bretton Woods anında olduğumuzu söyledi. We must seize this new Bretton Woods moment. Yani IMF 70 sene önce kurulan Amerikan dolarına dayalı para sistemi gibi yeni bir para sistemi kurulacağını söylüyor. Peki bu yeni para sisteminde doların yerini hangi para birimi alacak? Savaştan hemen önce yazdığı makalede IMF Başkanı bunun da cevabını veriyor. Buna göre tüm ülkelerin merkez bankaları kendi dijital paralarını çıkaracaklar, birçok ülke zaten bunun hazırlığını yapmaya başladı. Ve IMF Başkanı, merkez bankalarının bu dijital paraları kullanabilmek için özel şirketlerle çalışması gerekeceğini de söylüyor. Yani küresel sermayenin yıllardır istediği şey dijital paralarla gerçek olacak. Çünkü şirketler ve devletler arasındaki ayrım ortadan kalkacak ve küresel sermaye paranın kontrolünde mutlak kontrole sahip olacak. Bu yorum bana ait değil. Tüm merkez bankalarından sorumlu Uluslararası Ödemeler Bankası'nın başkanına ait. We don't know for example who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1000 peso bill today. A key difference in with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. Bu dijital para düzeninde doların yerine hangi paranın alacağı kesin değil. Bu tek bir para birimi olabileceği gibi birden fazla para biriminin olduğu çok kutuplu bir para sistemi de olabilir. Şu anda tek bildiğimiz Amerikan doları küresel hakimiyetini kaybetmeye başladı ve küresel sermaye bu süreci hızlandırmaya çalışıyor. Kısaca küresel sermaye önce doların altınla bağının kopmasını sağladı. Petrol şirketleri 1973'te gerçek olmayan bir petrol krizi çıkardı ve petrolün fiyatını artırarak tüm ülkeleri petrole ve dolara mahkum etti. Amerikalılar ellerinde bidonlarla benzin kuyruğunda beklerken Rockefeller'ın petrol şirketi dünyanın en büyük şirketi haline gelmişti. Küresel sermaye devletleri sadece Amerikan dolarına değil, kendilerini de muhtaç hale getirdi. Rockefeller'ın hatıralarında anlattığına göre İtalya petrol krizinde petrol alacak parayı bile bulamaz hale gelmişti. Bir akşam yemeğinde İtalya Merkez Bankası Başkanı Rockefeller'ın yanına gelmiş ve kendisinden 250 milyon dolar borç istemişti. Yani o zamandan beri bütün devletler bir avuç zenginin avucunun içinde.
ve 1973'te izlettikleri filmin aynısını bugün tüm dünyaya yine izletiyorlar. Yapay bir enerji kriziyle bu kez dolar yerine dijital parayı, petrol yerine de yenilenebilir enerji kaynaklarını dayatacaklar. Bu değişime direnme şansımız yok. Ama kendimizi korumak için yapabileceğimiz bir şey var. Devletlerin yaptığı gibi altın rezervimizi artırmak.